Sideshop'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Ben Ömer, yanımda Gökhan var. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Ömer, merhaba. Evlendim, barklandın, ondan sonra bir şeye gittin, balayına gittin, geldin. Bir deadlockçı oldun, sonunda seni Dota'ya geri döndürdük. Abi sorma ya, bir de yani Öyle bir tarihe denk geldi ki yani biz tarih alıyorduk ta Şubat ayında falan. Ya işte 20 28'ine falan denk geliyordu galiba bir hafta sonu. Bir de işte 14'ü vardı. Hmm. Tam böyle karar verirken falan TI tarihi açıklandı. Dedim ki 28'i e alalım. 20, ya bu kim tam sene denk geliyor? Aynen aynen 28'i e alalım. 14'ünde bir şekilde bir Kopenhag yaparız belki. TI'yi izleriz. Akabinde döneriz. Evleniriz. Abi biz <laughs> Orası mı olsun, burası mı olsun derken görüştüğümüz her yerde 28'i doldu. Bir de 14 kaldı. Avrupa Tİ'ye yine gidemedik. İsmet değilmiş. Zaten çok da hoş bir TI olduğunu söyleyemeyiz gene. Hani böyle Aa, sönük geçti. Şey olarak yani hi güzel hikaye yazıldı. Bir de hoşuma gitti yani. Hı hı. Ama onun dışında şeyi falan ben de beğenmedim ya. Stadyum dekorasyon falan yani çok uğraşılmaya çalışılmış ama hani e, şimdi eskiyi gören adam eskiyi arıyor ya onu yapacak bir şey yok yani. Ben ben tat da alamadım ya. Yani e, son 3 seri yani ben tat alamadım. Hani Gaming'in işte mı serisi. Ondan sonra Gaming Liquid önce Upper Bracket sonra TI finali yani çok zevksiz. Bilmiyorum ben hoşuma gitmedi yani. Hani Tundra serisi sanki heyecanlıymış, çekişmeliymiş gibiydi ama yani bilmem çok tatsızdı. Ben keyif alamam. Ya yani şeye benzedi bu Tundra'nın şampiyon olduğu TI'ye benzedi. Yani hiç böyle saçma salak, e, acayip sıkıcı oyunlar. Hani bir takım domine ediyor ama yani o domine etmesinden keyif bile alamıyorsun yani. Hani OG de domine ediyordu öyle şampiyon oldu mesela ikinci sezon yani Liquid'te darmadağan etmişlerdi. Ondan sonra zaten Kuroki Miracle Lives'in ayarları bozuldu. Ama o zaman keyif alıyordun. Niye? Yani göze hoş gelen bir oyun vardı. Şimdi hiç öyle bir şey yok. Yani Liquid'i tebrik ederim. Güzel oynadılar. İyi de. Ama bence e, yani bu şampiyonluk biraz diğer takımları bence tiaya konsantre olamıyorlar ya. Yani e, mesela Gaming'in ben kafası çok TI'da değil gibiydi. Yani bir an önce tatile çıkalım. Kafasına büründüler bir süre sonra. E, ee, kendine de söyledi zaten şeyden e, finali kaybettikten sonra hiç kendimizde değil gibiydik. ikisi i̇şte draftlar falan filan çok kötüydü. Dediler. Yani diğer taraftan da Liquid hani oluyor mu? Oluyor mu acaba derken hani upper bracket final'ı geçince GG'yi acaba hani kırıyor muyuz zincirlerimizi diye. Bir anda öyle oldu. Ya ben burada e, Mike ve Boxy'e parantez açayım. Yani Mike e, e, çoğunlukla en çok eleştirilen oyuncuydu Liquid'de. E, bence çok iyi bir TI geçirdi. Yani belki de geçirdiği en iyi TI'de. olabildiğince agresif işte takımına yardımcı olan zaman zaman da çok iyi şekilde takımını taşıyan bir e, oyun sergiledi. Pek çok insan bu işi 33'e bağlasa da ben şöyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Turtle zaten geldiğinden beri kötü oynamadı ki yani genel olarak hep iyi oynuyordu ama Mickey veya yani Nisha kötü oynadığı zaman Liquid patlıyordu. Nisha da çok kendini buldu. O da bir, geçen seneden beri düşüşteydi aslında. Ee, ama yani Baxi zaten hani bu sezon söyledik inanılmaz oynuyor ama finallerde çuvallıyor. Hatta sen de söylemiştin röportajda diyor benim yüzümden hep finallere kaybediyoruz gibisinden bu sefer finalde aşırı parladı. Yani resmen finali getiren en önemli adamdı diyebilirim. Yani milletin 3-3 dediği şey aslında Baxi'nin agresif oyunu ve çok güzel space yaratmasıydı. Yani Liquid şampiyon olduğuna sevindim ama 33'nin iki şampiyonluk alması da beni biraz üzdü. Hiç sevmediğim oyunculardan biri kendisi. umarız son TI olur. Yani şöyle bir durum da var. Yani iki tane TI kazandı ama ikisi de en sönük TI'lardı. Yani Tundra'nın şampiyon olduğu şey biliyorsun hani o kadar yüksek paralardan bir anda yerlere düştü ve doğru düzgün şey de yoktu. Ve o Tundra'nın şampiyonluğundan beri True Side yok. E, o da oradan kalktı. Yani Third Three, bence e, Dota 2 iyi gelmeyen bir oyuncu. Ama hadi Tundra'nın şampiyonluk şeye denk geldi. O ara, ara geçiş diyeyi. Hani son bir ucundan koklattıkları. Ama abi şey konusunda haklısın ya. Ben mesela şu an bir yandan bracket'a bakıyorum. Ben hiçbir TI'da draft olarak takımların birbirlerine bu kadar çok stabil hero verdiğini hatırlamıyorum. Yani mesela Liquid Gaming finali 3 üç maç. 3'ünde Nature's Profit. ikisinde Task var. ikisinde Puck var. Yani bu kadar stabil bir şekilde aynı draftlar izin verildiği bir TI ben pek hatırlamıyorum. Özellikle son yıllarda. Yani çünkü genelde şey de olurdu. Ö, TI üzerinde bu momentum kazanma olayını direkt kesmek için yani birinin mesela parladığı hero anında banyarda mesela böyle şeyler vesaire olurdu. Şu an hiç onu görmedim. Bu kibir miydi? Hani takımlar ya biz bunu zaten counter'larız diyerek kendi taktiklerine mi konsantre oldu? Yoksa hani pooldaki mevcut poolda hani mesela şimdi atıyorum Nature's profiti banlayacağım ama şimdi onu banlarsam çok daha OP bir şey açıkta kalacak. Boş ver alsınlar Nature's'ı diyerek mi düşünüldü? Ama yani en son programda biz şeydeydik galiba Apple yani Bracket yarı finalleri falan oluşmuştu. Fişmene evet. yakışır falan falan işte Cloudline devam eder mi mesela. Oraya kadar bence turnuvada bir seyir zevki vardı. Oradan yani sonra orada, düştü. Oradan sonra bir anda hakikaten yerlere düştü yani. Ki şeye kadar hiçbir maç değil. Üçüncü maça gitmedi yani. Game'in tunduraya kadar. Ki gidebilecek maçlar vardı yani. Ben Falcon'la Cloud9 bence çok denk rakiplerdi. O, o, o seri mesela nasıl uzamadı? Yani aşağıdan extreme Offer'dan, yani doğrudan inanılmaz güzel geliyordu. Yani G2 gitti, Team Spirit gitti, adı geldiler bir de Aurora'ya geçirdiler. TuNur'a mesela nasıl zorlayamadılar? Yani çok evet. fazla uzayacak maç vardı. İyi ki bu arada Dota 2 launch falan da artık çok kullanmıyoruz. Yani ben büyük ihtimalle bütün rayları kaybederdim. Yani bütün tahminler su şeyine çıktı. Yani onun dışında Team Liquid'in kazanması hani biz hikaye o şeyini yazarken hani Cloud9 çok yakışır ve bir de Liquid'e yakışır. Yani bu takımlar artık mental olarak toparlanması lazım falan filan derken hakikaten geldi yani. bir çok de hiç maç kaybetmediler ya playoff'ta. Bir tane harita bile kaybetmediler. Şeyi falan izledim ben. Blitz'in ağladığı röportajı falan izledim. Abi, o ta takım çok dolmuş ya. Yani Normal. Yani, Şeyi de takdir ediyorum. Hakikaten yani bu kadar. bir Başka bir takım 50 kere dağılmıştı. Gerçekten çok doğru yani. Bu core dörtlünün artı blitz. Bunların birbiriyle bu kadar kenetlenmesi. Hakikaten ödüllendirilmeyi gerektiriyordu yani. Ben çok mutlu oldum kazanmalarına. Hani en küçük TI'lerden birine denk gelmesi. Ona yapacak bir şey yok yani. TI'nin prestiji der, geçerler. Ona yapacak bir evet. şey yok. Ama ve lakin, Şöyle bir talihsizlikleri daha oldu. Aegis kaldırıldı. TI bitti. Team Liquid. Herkes çok mutlu. Liquid sonunda kazandı falan filan derken iki gün sonra 33 ayrılıyor. Bir anda bütün şey gitti. Hani o TI'yi kazanmış haber başlıkları bir anda değişti. 33 niye ayrılıyor? Dağılacak mı? Bu sefer Blitz açıklama yapmak zorunda kaldı. işte. biz biliyorduk. İşte planlarını bize anlatmıştı falan. Yani o sevinci de tam yaşayamadılar. Ya o zaten şeymiş yani hani onu açıklamamaları biraz problemdi. Kiralıkmış zaten. Yani tamamen gelmemiş. Ee, onu açıklamadıkları için e, ondan sonra da Tundra geri bırakmıyor. Hani vermiyor bonservisini. Dolayısıyla ne oluyor? Bir değişiklik çıktı ama ben çok üzüldüklerini zannetmiyorum. Saberlight geldi yani. İstedikleri bir oyuncuydu. Bu arada Saberlight'ın da şey <laughs> videosu çok komikti. Bilmiyorum denk geldim mi? böyle Düşte yeni gelince, takım ya. aynen yeni yeni takım açıklarken duşta ve liquid hani direkt böyle buna göndermeye farak yani böyle bazen çok korku videolar atıyor oyuncular ee, bu da mesela saverli de diye e, düşünüldü şimdi gelelim o kısma yani e, önce bir çok büyük gümbürtüler koptu şöyle dediler ki ya ti bitiyor lan doğruca ara yok pcel valacca diyorsunuz diyor dream league sezon 24 yani bunlar daha bitip bir ay bile geçmeden başlayacak şeyler. Ya yani büyük takımlar isyanda. Niye? E biz zaten diyorlar bir sene boyunca sürekli birbirimize giriyoruz. E Riyad var. Riyat da önemli. E ondan sonra TI geliyor. TI yapıyorsun. E hiçbir şey bitir bir ara yok, bir şey yok. Patara kitre, e, Counter Strike'a döndü bu. Yani hani Counter Strike oyunculara ayda bir tane en az bir LAN parti. patkit patküt. Oyuncular şikayetçi. Bir kısmı zaten inaktif konuma geçti. Hani şey mi bırakıyor musunuz falan. Yok bırakmadı ya yani. bir tatil yapmam lazım. Hani muhabbetleri başlıyor. İlk patlayan şey oldu zaten. Spirit oldu. Ondan zaten e, de konuşuyorduk dedik. Yani bir şeyler olacak gibi burada. Çünkü hani e, pek iyi bir sinyaller vermiyorlardı maçlarda. Ve cidden bir anda hani kim gidiyor kim gidiyor falan derken. E Yatoro ile Mira'nınki neredeyse kesin gibiydi. Kolaps'ta transfer mi olacak, Mipoşka mı gidiyor falan filan Team Spirit komple mi dağılıyor derken sadece Yatoro ile Mira inaktife geçti. Bu arada Yellow Sabman'ın ekibi de komple dağıldı. E bu arada şeyi de öğrenmiş olduk yani oyuncuların kontratları yokmuş Yellow Sabman'ın da aslında. Öyle bir durum da yok. E, oyuncular bir anda boşa çıktı. E Erays de bir takımla birlikte takılıyor satanikle de ru şey geldi spirite geldi satanik zaten bekleniyordu ama bir ara şey haberleri çıktı ve ona şaşırdım yani işte batboom istiyor sataniye ondan sonra team spirit de demiş ki ver 2 milyon dolar al servisini falan ama tabi 18 yaşından küçük olduğu için de ciddi problemler de çıkarabilir hani bu durum şey falan sonra pure geri döndü mesela pure da tundurada kiralıkmış aynı bir third hikayesi gibi Abi bu bu, bu sezon ben böyle bir şey gördüm hatırlamıyorum. Gizli Onun, kiralık. Transfer markta döndü. Bakıyorum kaya kiralıktan döndü. Şeye, kendi Aynen. kulübüne. Mesela orada oynayacak mı belli değil. Kadroya dahil edilecek mi ne olacak. Yani çok plansız hareket edilmiş bence sezon genelinde. Ya zaten bilmiyorum böyle hani görülmüş en tuhaf şey yani şey dediler ya tarihin en büyük şafılı Dota tarihin en büyük şafılı olacak da ya o kadar büyük tabii ki büyük bir şafıl oldu ama tarihin en büyük şafılı değildi. Buna zaten yeterince vakit de yok. yani bence bu tarihin en kaotik şafılı. Yani kimse ne yapacağını bilmiyor. Herkes hazırlıksız yakalandı. Biz bir aradayız. İyi izleyen takımlar TI'de bir çuvallayınca hop patladılar falan. Yani Spirit'in durumu bunu gösteriyor. Collapse gidiyor gidiyor. Betbooma gidiyor. Yok bilmem nereye gidiyor. Avrupa'ya gelecek falan derken dediler ki inaktif ama Ocak'ta dönecek. Yani ara istedi. Ondan sonra game'in hemen kazan da Diğer atçıya gidiyor. Diğer atçıyı kiklediler. Diğer atçıyı salıyorlar bilmem ne. Diğer atçının kız arkadaşı çıkıyor. Bir açıklamalar yapıyor. Yok bizi ayıp ettiler de bilmem ne falan filan. Yok işte diğer atçı spirite mi geliyor bilmem neye mi geliyor falan derken. Bu diğer atçı daha TI biter bitmez konuşuluyordu. Daha bugün inaktif oldu açıklandı. O de biraz kazan kaynatıyor. İşte tek ayrılacak bir oyuncu olmayacak. Birden fazla ayrılanlar olacak falan filan. Herkes böyle ace mi gidiyor? Ne oluyor falan diye böyle bir e, şeyde gerildi. E, bir anda Avrupa piyasası karıştı. Cloud9 takımı serbest bırakıldı. Yani Cloud9 komple. Fishman şu an ortada yok. No One e, DM. Bunların ikisi beraber takılıyor. Katomi. Batmuma gidiyor. <laughs> Watson nerede belli değil. Watson muhtemelen Yemi'nin kadrosuna katılacak diye söyleniyor. Diğer yerine ki bence harika olur. Çok geç kalmış bir hareketti. Batman bir anda değişik bir hal aldı. Yani Pure, Kiyotaka ondan sonra offline, Offlane Offlane'e kim aldılar? E, offlane'de ha Miero duruyor. E, Katomi geldi. E, Save duruyor. Ya yani Burası fena bir kadro değil ama Abi ne Katomi 5 ne de Save 5. Yani burada bir problem olacak belli. Kaptan için Save dediler. Yani Save kaptanlık yapacak. Ama Save 4'ten mi kaptanlık yapacak? 5'ten mi yapacak? Yani Roger vari bir kaptanlık mı olacak? Onu bilmiyoruz. Ee, ama ben yani e, Katomi'nin de Save'in de yapacağı 5'liğin çok iç açıcı sonuç vereceğini düşünmüyorum. İkisi de agresif oyuncular çünkü. 4 oynamayı çok seviyorlar. Yani bu şeye benziyor hatırlarsın eski fanatikte DJ ile Jabs işte biri 4 olurdu biri 5 olurdu ama DJ ne zaman 5'e geçse ortalık e, kötüleşirdi fanatik için yani DJ'nin rolü 4'tür aynı onun gibi yani ben burada da benzer bir şey bekliyorum yani Bad Boom e, çok da sandığımız kadar iddialı olmayabilir ama Spirit'in biraz e, sallantıda olması onların da işine geliyor yani Doğu Avrupa bu sene galiba en zayıf hallerinden birini gösterecek gibi bize yani Virtus Pro'da da değişiklikler bekleniyor. Zaten orada e, Bad Boom'da açan elemeleri işte bu şeyin elemeleri e, Dream League sezon 24'ün. Ya Batı Avrupa ve Doğu Avrupa'dan çok saçma zaman takımlar falan da çıktı yani. Hani böyle hiç beklemeyeceğin OG falan hiçbirine neredeyse bilet alamadı. E, OG'de de değişiklik oldu. Timado'yu gönderler. Timado Shopify'a geçti. Ee, onun dışında BZM inaktif konuma geçti. Nine geldi. Nine okey. Yani gelmesini gelmesine ben okayim. Ama gidip Carrier 23 Yani OG efsane kadro dağıldığından beri hani yeni bir yapılanma denemişti. O güzeldi. Hani Yuragi, Euro Eurogi, BZM, işte ETF ilk geldi zaman vaa neler oluyor falan böyle acayip bir şeyler gösterdiler. Major kazandılar işte Seb dedem sağ olsun falan derken. Sonra komple okuş aşağı yani ne oyuncuları geçse Yuragi çöktü. Yuragi Yuragi'den sonra Bizyem çöktü. İkisi de gitti şimdi. E, Seb 5 oynuyor ama 5 oynadıkça takım iyice çöküyor. Whisper da sıradaki gidici gibi duruyor. E, ama giden adamların yerine hadi tamam Nine okey ama 23 Savage yani hiç beklenen bir performans sergilemiyor ki zaten çok bir şey beklenmiyor ondan yani hani çok anlamsız bir transfer. Yani Avrupa çok karışık. Papi gitti, Navi estendin oldu. Bir anda ortalık karıştı. Navia transfer oldu. Papi secret'ı sattı falan. Ya adam takımın hissedarı yani. Şeyde yöneticilerinden biri yani. Nasıl bırakıyor da Navia'ya gidiyor. Sonra kendi çıktı açıklama yaptı. Sadece eski dostlara yardımcı oluyorum. Secret yakında geri dönecek diye açıklama yaptı. Yani Secret'ta nasıl dönecek onu da bilmiyoruz. Çünkü yani bence Artiz'in dönüşü dışında Sıkıt'ın böyle şaşalı bir dönüşünü göremeyiz. E, Tundra'ya gelelim. Tundra'da da ne olacak ne olacak dedik. Third Street geri döndü. Saksa ben de geliyorum dedi. Offlaner ikilisini toparladılar ama sonra kimler yer alacak diye e, merak ediliyordu. White kaldı. Ramzes Ramses ben ara veriyorum dedi. Zaten kiralıktı geri döndü. Liga team'de şu an inaktif konumda. Muhtemelen de oynamayacak. Yani 2-3 ay tatil yapıp dönüp ondan sonra bir takıma ben geçip oynayacağım falan dedi. Muhtemelen solo şimdi nerede oynuyorsa solo'nun oraya solo birinin ayağını kaydır hemen oraya bir Ramzezi kaydırırlar. Ee, şeye de e, mide Tundra kimi aldı? Şeye Kerry'e Nightfall geldi de Shed şu an standin. Hem Midvan'ı aldılar. Ya, ya. Mide. Mid Midvan'ı Midvan değil mi? Yok şey standing galiba Ama Lorenov'u çekiyorlardı en son. Yok Lorenov Standing Midvan'ı aldılar. Öyle mi? E, tabi Lorenov şu an o standing. Da tuhaf oldu Yani çok tuhaf bir tundura kadrosu Yani Standing olarak şeyle Lorenov'la Shadow oynuyor. Ondan sonra e, kadroyu Nightfall'la Midvan devralıyor. Çok tuhaf bir tundura kadrosu e, o da e, çok ilginç diyebilirim bunun dışında Blacklist dağıldı. Blacklist komple zaten şeyden çıktı. Dota'dan ayrıldı. o kadroda da komple tamamen dağılmış oldu. üstüne Imo blitten ayrıldı. Bu çok bekleniyordu. Bu arada Imo IG'ye geri döndü. IG'de eski kadronun bir kısmı geri geldi. E Fly, Fly, Imo ve Oli tekrar Invictus Gaming'de buluştular. Eski dostum. 2-3 sene sonra tekrar bir araya geldiler. Fatebian Azurey'den ayrıldı. Onun yerine LGD'den e, Neo geldi. Fena bir hamle değil. E, bir anda Boomy Sports geri döndü. E, onlar da böyle hemen apar topar bir kadro topladılar. E, Ghost'la şu an deneme sürecinde e, Nigma'dan ayrılan FBZ, e, Teams ve DJ e, bu kadronun gidikleri haline geldi. Bakalım ne kadar dayanacaklar onu da merak ediyorum. Bunun dışında Talon'dan Onyo, Team Zero'dan da Pollo ayrıldı. Bunların hep, ikisini ben hep birbirine karıştırıyorum. <laughs> Oyuncuları. Yani gerçi biri e, Singapurlu öteki Malezyalı çok da karıştırmamak lazım ama işte oluyor. Aurora'da da değişiklikler oldu. 23 Savage ayrıldı. E, o gitti OG'ye. Oli de ayrıldı. Şu an Imictus Gaming'de. Loronov inaktifti. E, Kiyotaka'yı bir anda parasız transfer ettiler. Sonra rolü belli değildi. Streamer olduğu söylendi. Sonra bir anda oradan Batman'a transfer oldu. Kiyotaka'yla da ilgili şey söyleniyor. Oyuncuyla kimse hiçbir takım almak istemiyor. Çünkü hiç işbirliği yapmıyor. İşte çalışmıyor. Kimseyi dinlemiyor falan dendiği söyleniyor. Bana da mantıklı geliyor. Çünkü takım müthiş bir çıkış yapmıştı. Sonra da inanılmaz düşmüştü. Çıktığı gibi. Yani bu da gelişimine bir türlü devam ettirememesinin sebebini aslında böyle açıklıyor. Biraz dik başlı oluşu problem yaratmış. Ee, bunların dışında K1 e, yani Dota'yı bırakmış bile olabilir. Ara uzun bir ara veriyorum tarzı bir açıklama yaptı. Ee, Heroic'de kadro şaşırtıcı derecede aynı kaldı ve sadece Parker'ı aldılar K1 yerine. Kadro devam ediyor. Tahmin ettiğimiz gibi dağılmadılar. E, GPK ile Toronto Tokyo inaktifler Betbum'da yani onlar bir yere gidecek mi yeni bir takım kuracaklar mı bilmiyoruz zaten buradan anladığım şu Pure'un geri dönmesi tamamen Toronto Tokyo'nun gitmesiyle bağlantılı yani Toronto Tokyo ya gittiği için muhtemelen Pure döndü e, yoksa ben Pure'un muhtemelen Tundra'da kalacağını düşünüyordum e, oradan ayrılmazdı kurulu düzenini bozmazdım. Orora çok ilginç hamleler yaptı. Karrie'ye t aldı. dağıldı. Zaten muhtemelen quest kadrosu patladı diyebiliriz. Çünkü şu an Nigma Galaxy'de de Noob'la Omar var. Onlar da o tarafa gitti. T-2000 TA buraya geldi. Nukalis zaten boşa çıkmıştı. Bir anda kadronun dağılmış olduğunu gördük. Malik de şu an Team Spirit'te stand olarak Görev yapıyor ama tabii ileride e, hangi takımlarda neler yapar e, onları da merak ediyorum. E, bunun dışında e, Shopify yeni kadro kurdu, işte Timado, Mangekü geldi, hiç bilinmeyen bir oyuncu şeyden çektiler, e, rank sisteminin içinden çektiler. E, hiç de fena performans göstermiyor, daha genç bir oyuncu. E, Hellscream ee, geldi. Deneme sürümünde şu an kendisi. MC ayrıldı. Mind Control takımdan ayrıldı. PYW'da LGD'den ayrıldı. Team Zero stand olarak girdi. Solo geri döndü. Son senem diye açıklama yaptı. Bilmiyorum artık. 34-35 yaşına geldi. Solo son tango için Nine Pandas'a geri döndüm dedi. Ee, Mirage Liga team'e geçti. Milan e, şeyden Naus koştuğundan ayrıldı. Taps'ın ben Dota'yı bırakıyorum dedi askere gitti. <laughs> Zamanında Cerax da böyle. Galiba onlar da askerlik süresi bayağı uzunmuş. Yaklaşık bir seneye yakın. Matumbaman'la bir... da bir Evet Matun, var. Aynen Matumbaman'ın da öyle bir macerası olmuş. E, bu arada ilginç bir takım var. Yani ismini söylemesi bile bir ilginç. Paliyani Siyah e, diye bir takım. Galiba bu bir ekmek mi artık? Böyle bir şey ismiymiş. Fortnite Man'in olduğu takım mı? Evet evet. Yani öyle bir komedi Crystalize işte Moonlight e, Fortnite Man <laughs> böyle bir kadro. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam şimdi Dream League'de oynayacaklar OG elendiği için. <laughs> o da böyle şey e, çok ilginç bir takım. Eee diğer Abi taraf çok bomba bir adam ya. Röportajını dinledin mi? Ya çok komik ya. Abi, çocuk röportajı vermiş. Wikipedia sayfasında artık kim yaptı? Wikipedia'dan biri bir biyografi yazmış çocuğa. <laughs> Sonra o gündem oldu. İşte Fortnite'lerin biyografisine bakın. Bir de son TI şampiyonlarımızın biyografisine bakın diye. Hepsi bir satır. İşte altına da Selection Slacks gelmiş şey yazmış. Ya ben sizi röportajlara boşuna çağırmıyorum. Gelmiyorsunuz. Biyografinizi yazacak materyal çıkmıyor yazmış. O şekilde kontent üstünden bir şey yapmışlar ama inanılmaz konuşkan bir adam ya. Ben de çok sevdim. Ya şey çok ilginç. Avlus'a karşı maç yaparlarken Avlus'un oyuncuları sponsor kısmındaki tagleri PUBG Man, Man falan diye değiştirdi. <laughs> çok iyiydi yani. <laughs> Gerçekten o seride çok eğlendiğimi söyleyebilirim. İlginç bir oyuncu. Bence renk katacak. Yani bu sene Batı Avrupa sahnesi biraz ilginç bir havada geçecek gibi duruyor. Yani şimdi transfer dosyasını kapatacağım ama ya seni en çok şaşırtan neydi bu arada? Bir de şunu da söyleyeyim. Elias geri döndü. Yeni logoyla döndü. Ve tuhaf bir kadro satın aldılar. Ben hatta dedim ki Loda bırakıp gitti mi? Çünkü simgeyi görünce dedim herhalde Elias'ı sattılar. Baktım yine Elias simgesiymiş. Nande, Moe'yi, Palantimos, Dizair, Kidaro. Yani gene bir sezonun yarısında patlayıp dağılacak bir Elias kadrosu gibi hissediyorum olarak baktığın zaman seni çok şaşırtan transferler hangilerdi? Ben onları çok merak ediyorum. Abi ben ee, Cloud9'ın bu kadar kolay kaçmasına şaşırdım. Yani çünkü vefakir olarak bildiğimiz kulüplerden bir tanesi. Yani o Eternal başarısızlıklara başarısızlıklarla dolu geçen serüveninde falan varlardı yani. Ve hani senelerce çıkmadılar, senelerce takımları bırakmadılar. Hani Sports gibi bilmezdik onları. Ha. Belki şey olmuş olabilir. Hani takım Aa, biz beraber devam etmeyebiliriz falan falan demişlerse yani zorlamamış olabilirler. Ona çok şaşırdım. İkincisi abi team spirit'in dağılış çok esrarengizdi ya. Yani bize çok sinirli dağıllar. Yani böyle herkes ileri geri konuşuyor gibi. Şimdi de orada şöyle bir sıkıntı var. Bu Korben Cor miydi? başlarındaki CEO, hmm. menajer. Abi o adam evet, çok değişik bir adam. İnanılmaz bir disiplini. Bundan habersiz çıt mıt çıkmıyor. Bunun, <laughs> mesela Team Spirit'le röportaj döndüğü zaman röportaj bitiyor abi. Tak alttan bir DM geliyor. O diyorsun ya herhalde şey ne bileyim kolaps bir şey mi diyecek mi? Poşka bir şey mi diyecek? Korben yazmış. Materyaliniz yazılım olacak görüntülümü yayınlamadan gönderirsiniz. Yani bizim olayımızdan geçmeden yayınlamayın. Röportajı sağlayıcısı Dream League. Dream League bana o şeyi veriyor. Ben zaten kuruluşum. Hala Korben araya giriyor ben göreceğim diye. Öyle bir adam. Yani kimse konuşmadı. Korben'in açıklamaları da sürekli değişiyor. Yok işte ilk iki ay tatil düşünüyordu. Beş ay olabilir dedi. Onu da çıkardık. Sanki Korben bir şey olmuş yani. Çocuklar Korben'i bir yarı yolda mı bırakmış? Ya da bir iletişimsizlik mi olmuş? Hadi yani şuda mı? Yani ben olaylar öyle bir gelişti ki acaba bu çocuklar bırakmak istiyordu da Korben'e ayıp olmasın diye mi devam ettiler? Bir buçuk iki sene. Yani öyle bir ortam oluşturuldu. Şimdi işte Mipoşka'da ya Mipoşka ya Koleps biri daha sanki ara vermek istiyormuş galiba ama vermedi Kolaps, Mipoşka'ya. kolaps. işte ara verecekti ama demiş ki yani ben yılbaşında dönerim. Okey yani. Problem yok. Ya, o da herhalde korbenden korktu yani. Ben de bırakırsam bulacak mı dedi bizi. Ne oldu anlamadım. Yani hani şey doğruydu. O ritmi bulamadılar Tia'ya doğru bu sene. Geçen seneki gibi. Hani o yazın o ritim gelmedi. Hani abi gelmedi diye bunlar için bir sıkıntı mıydı? Değildi de yani. Şimdi Team Spirit çok franchise olmuş bir durumda. Hani bu oyuncuların marka değeri yüksek. Hani öyle bir turnuva başarısının artık ihtiyaçları da yok açıkçası. Ama ve lakin, hani bir senaryo daha var. Bu benim dediğim birinci senaryo. ikinci senaryoda Corbin Satani'yi satmak istiyor. Büyük paraya. Beni, yani direkt sanırım artık <laughs> ondan yüzde mi alacak? Ne yapacak? Satani'yi satmak için zorla Yatoru'yu tatile gönderiyor. Satani'yi sezon ortasına kadar çekiyor. Sezon ortası Satani gidici Yatoru döner diyen bir kitlede var hani hala ya Yatoro'da çok mi? dönecek gibi değil yani hani şeyde şimdi demin bir haber de gördüm. Yatoro'nun bayağı şeyleri düşmeye başlamış yani win rate'leri falan bu ara verdiğinden beri hani inaktif konuma geçtiğinden beri bir de gitti dedi ben Valorant finallerini izleyeceğim falan filan diye. Yani belki Yatoro kariyerine deadlock çıktı zaman deadlock'ta devam edebilir bilmiyorum. <laughs> Öyle bir havada sezinledim. Ya şey de zaten Meta'nın çok sıkıcı olduğu ve peçin bir an önce değişmesi gerektiği konusunda çok ciddi şikayetler var. E, takvimi çok sıkışık olduğu hakkında çok şikayet var. Yani Valve sanki bilerek Dota'yı öldürmeye çalışıyor gibi bir his alıyoruz. Yani TI'yi ben artık seneye yapmıyorum. İşte takvimde artık ESL'in elinde. İşte patch yaptım. Sıkışın, yapışın. Hani Rezil, rezil bir meta bırakıyorum. Hani ne keriler iyi keriyelik yapabiliyor ne mid ne offlane kimi ya yani kimin metası belli değil. Ya yani bilmiyoruz meta kimin metası. Böyle bir saçma sapan bir durum var. Bazı hero'lar inanılmaz ebiyoz ediliyor. Ya yani tas kalan kazanıyor böyle bir şey haline geldi. Ee, o yüzden mesela korben bununla ilgili de açıklama yapmış. Yani Battle Pass'i bırakmaların sebebi Deadlock'ı geliştirmeleri diye söyleniyor. Yani Battle Pass'le uğraşacağımıza Deadlock'la uğraşıyoruz diyorlar. Bence de okey diyor yani. Ben bir şey diyemiyorum diyor. Sonuçta burada diyor ciddi bir oyuncu kitlesi var. Bu oyunu insanlara bıktırmaları lazım ki insanlar deadlock'a kaysın diyor. O konuda da kim? Yani tamamen şey ticari kapitalist bir hamle Valve'deki. Ee, onu da nasıl yapacaklar bilmiyorum. Bir çok kısa PGL Valet'e sezon 2'den bahsedeceğim. ya yani Birçok takım katılmaktan vazgeçti. İşte Team Liquid'i GGC Team Falcons dışında büyük takımların hiçbiri gitmiyor. E, yerine Tundra var, Mouse var, Alliance davet edilmiş, Navi davet almış ve Navi'nin kadro Yura gibi izleyen Boom, Zayak ve Poppy. Böyle tuhaf bir kadroyla geliyorlar. Neffrit, Nefrit, Malady ve Sanctity yok. Onların yerine geliyorlar. Tim Falcons hiç etkilenmedi. Kadro aynen devam ediyor. Nigma Galaxy artık yeni kadrosu. Kroki tamamen koçluğa geçmiş. E, bunu açıkladı. E, i̇lk koçluk deneyiminde PGA Valatya'da yapacak. Miracle, Sumail, Noob, Omar ve GH fena da durmuyorlar ama hala yeterli değil gibi. E, Invictus Gaming, FlyFly, Fly, Emo, Zeal, Boboka ve Oli böyle bir kadroyla geliyor. Nans Esports'ta değişiklik yok. Sadece koç değişti. Heroic'de Parker geldi dedik. Beast Ghost'ta e, Vitali'nin vize problemi olmuş. Whisper Stand'in olarak oynuyor. E, Avulus son dönemin çıkış yapan takımlarından biri. Onlar da koç Mega Maga almışlar. Mega demeyeyim. E, Avulus fena bir takım değil. Liga de enteresan bir şey. 3 tane oyuncu standinde Kristalis, Atlantik ve Tobi oynayacak. Enteresan bir Liga team kadrosu. Vanjie ve Pantomime eşlik ediyor. Azure yeni kadrosuyla geliyor. Luhan Neo Planet ve e, Pichu'yla. Apex Genesis var. Kuzey Amerika'dan ve Tim Vasca geliyor Güney Amerika'dan. Tim Vaska'da e, Kotaro Dark Magos, Secret, Matthew ve Yadomi. Orada da bir ilginç bir kadro var. E, bunun dışında Dream League Sezon 24 var. O da çok ilginç. Yani Liquid Gaming, işte Extreme Gaming, bunlar invite'lı. Hani BetBoom Tundra, Falcons ama Hani Extreme ve Bad Boom'da durumlar ne olacak bilmiyoruz. E, oralar biraz karışık. Ama Batı Avrupa'dan Avulus ve Palian, Siyah geliyor. Bundan ikisi çıkıyor. Doğu Avrupa'dan Bendo Novan yani Novan'ın ekibi Crystalis Novan, DM, Nine Class ve Dukalis bu ekip geliyor. Virtus Pro'ya falan her şey edediler adamlar ve bunlar aslında önce Cloud9 kadrosu gibi gözüktü sonra bir anda hayır öyle değil dendi o da ayrı bir ilginçlikti e, Mena kısmını gördüm bilmiyorum Mesva diye yazmışlar ve hiçbir takım yoktu abi 8 tane takım koymuşlar 7 tanesi Dandelik'ten tamamen Nigma Galaxy çıksın diye galiba bir seri ya da iki seri falan oynayıp çıktılar aslında 4 tane seri geçiyor Nigma ama sadece iki seri falan oynuyorlar hiç oyun kaybetmeden e, geliyorlar. Azura içinde de Talon Esports'ta Güneydoğu Asya'da bileti kapta Orada da Kuku oynuyor. 5 e, numarada. Kalıcı mı bilmiyoruz. E, Nouns Kuzey Amerika'dan Heroic Güney Amerika'dan Güney Amerika'dan bir bilet daha. O da Team Vasco oldu. E, bu arada son bir haber verip Kapatmanı o da bana bilmiyorum. Çok ilginç geldi. Ace'in eşinin bir storiesinde Ace'in Cloud9 tişörtü giydiği görülmüş. İşte Cloud 9a mı gidiyor? Bilmem ne muhabbet oldu. Sonra bir anda şu an şey konuşuluyor. Cloud Nine'ın Gaming Gladiators kadrosunu alacağı hatta ve hatta bütün organizasyona satın alacağı söyleniyor. Cloud Yani ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Olabilir de. Ama ilerleyen dönemde göreceğiz. Sen ne diyorsun? Sence Cloud 9 böyle bir şey yapar mı? Hazır Watson'da ailemde duruyor yani takımı dağıtmamışken. Abi Cloud9 ben dediğim gibi çıkış eğer ki Fishman'ın ekibinin dağılması sebebiyle olmuşsa hani biz çıkmak istemiyorduk mecbur çıktık gibi bir durumsa düşünüyor olabilir. Yani çünkü benim bildiğim kadarıyla cloud 9un özellikle e, yönetici kadrosu Dota'yı çok seviyorlar. Yani hani bir gönül bağları var yani oyunda. Her ne kadar şimdi eski organizasyonları düşündüğümüz zaman hani Cloud9 ikinci derece yani nasıl diyeyim ilk bir dalga varsa Cloud9 ikinci dalgada girmişti. Genel olarak Dota sahnesine ama his, çok canlan bir takım abi. Organizasyon olarak hani ne yapsalar şeyler yani. Hani oyuncuların her zaman arkasında duran bir oluşum. Benim bildiğim kadarıyla. şöyle bir herhangi bir krizde yaşamadılar bugüne kadar. yani ben Cloud9'ı görmek isterim. Her öyle bir hareket yapacaklarsa da desteklerim abi. Ama velakin lakin şeye de çok şaşırdım bu arada. Yani şimdi çok hektik bir transfer sezonu gördük. Çok beklemediğimiz transferler sezonu gördük. Hani Fishman'in sessiz kalıp yanına o şeyi çekememesi artı biri artı ikiyi beni şaşırttı. Çünkü genelde kaotik sezonların yani şu ana kadar hani bu kadar kaotik olmamıştı ama diğer kaotik sezonlarda da Fishman rosterını en çabuk biten adamlardan bir tanesiydi. Evet. Tak hazır olurdu yani Kovalı Fahir'a. Bir sinirlendi mi artık depresyona mı uğradı? iyi gidiyordu çünkü TI'de de yani ben Upper Bracket'ta açıkçası belki anne, yaşı, maçı... yaşlandık demiştir belki onda yaşı 30'a geldi neredeyse Abi, çok değişik bir adam ya çok değişik bir adam yanına çekecek adam da kaldı mı şu an aklımda direkt veremiyorum O hani, illa boşta biri kalmıştır şu an yani olmadı bulur gene Fişman öyle şeyleri sever bu arada tam 29 yaşındaymış yani ufaktan Hiçbir belki de düşü, düşü, düşünüyor da olabilir yani mi? Artık çekilsem mi falan diye öyle bir durumda olabilir. Ya şey mesela şöyle bir şey de yakışabilir abi. Şimdi Kuroki artık başına taş mı düştü bilmiyorum. Yani o kararı nasıl verdi onu bilmiyorum. Ama velakin mesela ben Papiden de şunu görmek isterim. Abi ben de geçiyorum yönetime. pişmen al abi kaptanlığı. Kimi topluyorsan topla. Mesela böyle bir böyle bir yol veriş de benim hoşuma gider yani. Olur mu? Ama Papi de bu saatten sonra kimi toplayacak abi? Bu Secret'e kim gelir ya? Beni, hmm. beni çağırsa şu an ben gitmem. Artizi gider belki. O, o, o da streamler devam ediyor mu bilmiyorum. Evet evet. Yani? evet evet. evet, evet. Artize devam ediyor. Hatta ben bir süre böyle streamer takılacağım falan dedi. Bakalım nasıl olacak diyelim. Valla konuşacak çok şey vardı ama biraz da haftaya da saklayalım. Haftaya bakalım ne, neler göreceğiz. Zaten PGL Valatçı'ya başlayacak. E, ee, Gökhan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta biraz sana deadlock günlükleri de alıyoruz. Biraz o oyunu da konuşmaya başlayalım inceden. Çünkü cayır cayır geliyor diyelim. Abi vallahi içimden demek geçmiyor ama güzel yapmışlar ya. Yani Val yaptığı için bakalım neler olacak. Ee, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya da tekrar görüşmek üzere.